Türk savunma sanayinin öncü firmalarından STM 31. yaşını kutladı. Aselsan tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, son atışlı testinde hedefi başarıyla imha etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'yı inceledi. 40 Türk firması Paris'te kompozit malzemesi için düzenlenen JEC World Fuarı'na katıldı. T-70 Kara Şahin helikopteri Aselsan ve TUSAŞ'a ödül getirdi. Türkiye savunma ve havacılık sanayinde 2022'nin ilk 4 ayında 1 milyar 351 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aselsan, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk hava savunma komuta kontrol sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi. Havelsan, yeni tip denizaltı projesi kapsamında 6 denizaltının da komuta kontrol ve savaş yönetim sistemleriyle denizaltı bilgi dağıtım sistemlerini tamamladı. İstanbul'daki savunma sanayi firmalarından Menatek'in genel müdürü Kazım Ünal vefat etti.